Neccanlar dostlar, kucaklar dolusu merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta Bu Kim Ki adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum, benim bestem. Tam ismi Bu Kim Ki Günahı Affedebilir. Şimdi esinlendiğim olay şu: İsa ruhuyla bir yerde halka ders veriyor, öğretiyor, anlatıyor. Bir grup bir felçli bir can getiriyor İsa'nın önüne ve İsa o grubun imanını görüyor ve felçliye dönüp "Oğlum," diyor, "sevin, günahların affoldu," diyor. Şimdi orada bir sürü din alimi de uzakta dinliyorlar, izliyorlar her şeyi. Aslında İsa'ya karşılar. Çünkü çok katı, bağnaz, yobaz bir grup, bir din alimleri. Herhalde en katı, en böyle yobaz, bağnaz mezhep olan Ferisi mezhebindendirler diye düşünüyorum. Ve düşünüyorlar, haşa, ne cüretle günahların affedildi diyor. Allah küfür ediyor. Yani Allah'tan başka kim günah affedebiliyor diye düşünüyorlar. İsa ruhuyla onların düşüncelerini okuyabiliyor, seziyor, kavruyor ve onları dönüp hangisi daha kolay, günahların affoldu demek mi yoksa kalk yürü demek mi? Ama benim günahı affetme yetkim olduğunu anlayasınız diye sonra felçliye dönüp kalk yürü diyor. Hemen kalkıveriyor, sevine şirtesini topluyor, evine dönüyor. Evet, ve bunu değiş haline getirdim, sizinle paylaşmak istedim. İsa'ya bir felçli getirildi. İsa felçliye verdi güzel haber. Oğlum sevin, günahların affoldu. Bu kim ki günahı affedebilir? Oğlum sevin, günahların affoldu. Bu kim ki günahı affedebilir? Yobazlar, bağnazlar bunu duydular. Allah'a küfür ediyor dediler. Ne cüretle affoldun diyebilir? Bu kim ki günahı affedebilir? Ne cüretle affoldun diyebilir? Bu kim ki günahı affedebilir?
düşüncelerini İsa kavradı. O banaz yobazları azarladı. Af yetkisi olduğunu söyledi. Bu kim ki günahı affedebilir? Af yetkisi olduğunu söyledi. Bu kim ki günahı affedebilir? Şah seslendi felçli cana, kalk yatağını topla git evine. Kalktı ve gitti sevine sevine. Bu kim ki günahı affedebilir? Kalktı ve gitti sevine sevine. Bu kim ki günahı affedebilir? Evet, bu kim ki günahı affedebilir? Evet, bu hafta onu düşünelim. Ve eğer beğendiyseniz, lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun isterseniz, yorum da yazın isterseniz. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın.